Eynel kardeşim. Sencer'in obasının da anasının da kanını döktük. İşte kılıcımın üstündeki kan. Bu intikamın kanı. İşte mezarını bu kanla kutsuyorum. Efendim. Ormanda birkaç adamımızın ölüsünü bulduk. Bir baskında olan adamımızdı. Demek ölmeden ormana kadar gelmiş. Onu takip etmişler. Sencer. Biz vurdukça o da vuruyor. Giderek bize yaklaşıyor. Çok adam kaybettim. Çok. Nerede kaldı bu paralı askerler? Komutan Markus, paralı savaşçılar yarın burada olacaklar. Liderleri beni haber vermem için gönderdi. Güzel. Liderleri mi? Anlamadım. Kim liderleri? Onların her zaman bir lideri olur. Ona itaat ederler. Ben onlara liderin kim olduğunu öğretirim. Merak etme. Sen şimdi git o paralı askerlere bir an önce haber ver. Çınarlı orman yolundan gelsinler. Selçuklulara yakalanmasınlar. Liderleri. Şimdi Melikşah'tan aldığımız altınları, onların hepsini paralı askerlere vereceğiz. Ama onları olduğu gibi veremeyiz. O zaman Selçuklu peşimize düşer. O yüzden hepsini külçe altına çevireceğiz. Nasıl? Şelemzar Darül Hicre'deki altın ve çelik madenleri elimizde. Bu pusulayla Şelemzar'daki madene gidersen oradaki adamımız altınları eritmen için sana yardımcı olacaktır. Gömdüğümüz iki sandık altını Şelemzar'a, maden ocağına götüreceksiniz. Bu pusulayı oradaki adama ver, o ne yapacağını bilir. Hadi. Altınların hepsini paralı askerlere vermeyeceksin, öyle değil mi? Evet, öyle yapacağım. Asker alıp daha da güçleneceğim. Ben o paraları şölen yapmak için değil, asker almak için ele geçirdim. O altınlar için biz de kan döktük. Bizim de payımızı vermeliydin. Ben ölüleri dirilerden daha çok severim, neden bilir misin? Çünkü ölüler açgözlü olmazlar. Belki kör olursan artık açgözlü olmayı bırakırsın. Ne dersin? Gözünü çıkarmamı ister misin? İstemem. İstemezsin değil mi? Hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Hadi. Şimdi yanına bir adam al. Ve Şelemzar'a git. Ve o altınları külçeye çevir. Külçe haline getirince de ormanda benimle buluş. Hadi.